İlker Karagöz, günaydın. Pazar Kule sınır kapısındayız. Burada inanılmaz bir yoğunluk var. Gece çok zor geçti mülteciler açısından. Ama sabah da bir o kadar zor. Çünkü çok soğuk bir hava var. Gece yağmurluydu burada. Onlar zor şartlar altında Yunanistan'a girebilmek için bekledi. Şimdi ben Kenan Özcan'dan rica edeceğim. Size çevreyi gösterelim. Biraz hareketli bir yayın olabilir. Çünkü bu insan manzaralarını size göstermek istiyorum. Hemen işte yan tarafta genci yaşlısı binlerce mülteci burada. Dün tampon bölgede toplanmışlardı İlker Karagöz. Aslında tampon bölgede bulunan mültecilerin belki de 10-20 kat daha fazlası şu anda yollarda, tarlalarda. İşte bir çocuk, zaten ne yazık ki olan hep çocukları oluyor. İşte bir aile çocuklarıyla buradalar, bir ateş başındalar ve ısınmaya çalışıyorlar, yaşları da küçük. İşte burada annelerine sarılarak ateşin başında ısınmaya çalışıyorlar. Şartlar çok zor. Evet, bir yandan da sınırdan sesler duyuyorum. Aslında ateş sesleri, havaya ateş ediyorlar. Bir yandan bakın, mültecilerin sesleri geliyor. Çünkü Yunan askerleri, Yunan polisi burada. O mülteciler tel örgüleri az önce yıktılar. Oraya geçmesinler diye aslında bir biber gazı, ses bombası ve havaya ateş açtıklarını da düşünüyorum açıkçası, seslerden anladığım kadarıyla. Şimdi tarlaya geldik. İşte bu tarlanın hemen yan tarafı nehir. İşte nehri aşmaya çalışanlar oluyor zaman zaman. Ama bulunduğumuz bu noktada dün bir tel örgü vardı. Hemen arkası da bizim tarafımızın, yani Türk tarafının hemen yanındaki şu alan tampon bölge. Tampon bölgede toplanmışlardı dün ama Yunan yetkililer kesinlikle almadılar. Hatta çok zor kullanarak onları buradan uzaklaştırmaya çalıştılar. İşte görüyorsunuz, bakın o tel örgü burası. Tel örgünün iki tarafında da insanlar var, mülteciler var. Zaten tel örgü de artık kalmamış. Buradan giriş çıkışlar oluyor. Yani biz de artık yürüyerek o tampon bölgeye geçiyoruz şu anda. Evet, bakın tampon bölgedeyiz artık. Burası artık tampon bölge diyebileceğimiz alan. İşte görüyorsunuz, etrafta bu şekilde mülteciler var. Yunanistan'ı, yani aslında Edirne'nin Avrupa'ya açılan 3 kapısı var. İpsala ve bulunduğumuz burası Pazar Kule, Yunanistan'a kapı kule ise Bulgaristan'a açılan bir kapı, ama Bulgaristan tarafından ziyade mülteciler daha çok Yunanistan tarafına geçmek istiyorlar. Buraya geliyorlar geçebilsinler diye, ama burada gördüğünüz gibi pek öyle bir manzara yok. Çünkü kesinlikle izin verilmiyor. Aslında resmi olarak biz de kapılarımızı açmış değiliz. Buraya akın ettiler açıklamalardan sonra. Binlerce mülteci buraya geldiler. Dün buradan, İstanbul'dan özellikle geldiler. Taksilerle buraya taşınıp buradan da karşıya geçmeye çalıştılar. Tabii çevreden buraya geldikleri için bu tampon bölgede toplandılar. Yani bizden, Türkiye tarafından geçtikten sonra tampon bölgede toplandılar, ama dediğim gibi dün almadıkları gibi bugün de almadılar. Çok zor bir gece geçirdiler. Yağmur yağdı.